Hoş geldin babacığım. Al şunları kızım, al. Ay babacığım, zahmet oldu sana da. Vallahi ne yalan söyleyeyim, oldu biraz tabii. Ayo, ne varmış zahmet olacak? Hiç çıkmadığın yer sanki. Tabii ya. Sabahın köründe çık sokağa, deli danalar gibi simitçi ara işin gücün yoksa. Neymiş efendim? Damat bey kahvaltıda simit severmiş. Ay. Eline yapıştı değil mi? Yahu hayatım boyunca dedin mi hiç Melahat Hanım, bizim adam da kahvaltıda bilmem ne sever. Adam koşturayım da alsın diye ha? Yani gözüne dizine diyeceğim, olmayacak. Tamam tamam, kızma cancağızım, kızma. Allah şahit, sen benim bir dediğimi ikiletmemişsindir. Sustum, tamam, tamam, tamam. Yine de bu damat işini abartıyorsun sen. Ay Lale, niye gülüyorsun sen de? Bir şey söylesene şuna. Aman anne, tanımıyor musun babamı? Mehmet olmasa başka bir şey bulacaktı seninle uğraşmak için. Boş ver, tamam? Kızı gider bulur birini, babası benim başıma kakar. Allah'ım yarabbim. Anneciğim benim. Heh, Mehmet de geldi. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur geç. Hoş geldin oğlum. Nasılsınız? İyiyim çocuğum, sağ ol. Oo! Hoş geldin Mehmet. Biz de tam senden bahsediyorduk. Benden mi? Aman bakma sen ona. Hadi bakalım oturun sofraya. Ya çocuk elinde kutuyla kala kaldı. Ne var oğlum bu kutuda bakayım? Şey, badem ezmesi almıştım da. Oo, Melahat Hanım yaşadınız yani. Vallahi severim. Ne yalan söyleyeyim. Oh! Anası damadına simit alır. O ona badem ezmeleri. Biz de böyle ayazdayız kızım. Ay Sabri, kıskanmanın da bu kadarı yani. Hadi bakalım, herkes sofraya. Siz oturun, ben çayları getireyim. Buyur babacığım. Ay Allah. Sağ ol kızım. Ah işte. Hani nasıl diyorlar? Olay budur. Afiyet olsun babacığım. Mehmet. Ne düşünüyorsunuz oğlum? Nasıl yapacaksınız? Vallahi önce evi filan taslamam halledelim diyoruz baba. Yani eşyalar, yerleşme. Telaş bitsin. Ondan sonra nikah tarihini alırız dedik. İnşallah, inşallah. Nereden tutacaksınız? Baktınız mı ev? Kesin değil ama buralara yakın olsun diyoruz. İyi yaparsınız. Çok iyi. Zaten ben şaşıyorum canım bizim millete. Ev dedin asıl muhite bakarak seçilmeli. Ama şimdi insanlar yok metrekare, yok banyonun mermeri, yok kıl, yok tüy. Öyle tabii canım. Komşu komşunun külüne muhtaç demişler. Biz de öyle düşündük anneciğim. Önce eşya işini bir halledelim de. Her şey bir yana. Aman simit fırınına yakın olsun. Aman Sabri. Yoksa bu ananız vallahi günlük alışverişinizi de bana yaptırın. Oktay, kapıyı aç. Safa geldiniz. Oturun. Hürmetler abi, sağ ol. Hadi oğlum sen keyfine bak. Çay kahve sorasın bile yok Erdoğan. Estağfurullah abi. Öyle öyle. Benim içimde bir yangın var. Malum.
Eğer ki dünyada bir yiğit adam söndürse o yangını, size cennet şerbetlerini altın tepside ikram etmeye namerttir. Biliyorum abi. Biliyorsun da ne Erdoğan? Niye icabını yerine getirmiyorsun? Abi, sen benim veli nimetimsin. Vallahi sana canım feda. Sen benim apustamından sağ salim çıkardın. Çoluk çocuğum sayende sersefil olmaktan kurtuldu. Ama abi, yapacağımız işin ucu kan. Evveli cürüm, sonrası cinayet. Kanun böyle der. Ama sen merak etme abi. Sıcak kestaneyi sana tutturmam. Bir adamla temas halindeyim. Parayı ver, anasını kessin. Bu işi çözeceğim. Yakındır. Minnet duyarız. Lakin uzamasın fazla Erdoğan. Aslanım. Benim derdim, üstüne kurşun döksen içeride duracak gibi değil. Başımla beraber abi, meraklanma. Bizim işimiz de bitmiş oldu. İyi ya, bitmiş. Müsaadenle abi. Selametle gidin aslanım, hadi. Rasim. Hı. Yine mi? Tamam, tamam. Elinin hamuruyla. Senin elinde de hamur olaydı keşke. Karışma işime Fatma, karışma. Ne olacak bu husumetin sonu Rasim? Sırf Öcalı'yım diye şu ipten kazıktan kurtulmuş heriflerle muaşeret ediyorsun. O öç alınacak. Hiç şüphen olmasın. Ne olacak ha? Ne olacak? Kanun suçsuz bulmuş adamı. Sonra da ölmüş gitmiş. Geride kalanlarını yakacaksın da ne olacak ha? Ne olacak? Suçsuz mu? Suçsuz mu? Sabri olacak şerefsiz ipten aldı onu. Sakladı, yok etti adamı. Benim kardeşimi asıl öldüren odur. Odur. Bunun da bedelini ödeyecek. Deli misin sen adam? Ya onlar da öbür gün Oktay'a bir şey yaparlarsa? Ha? Ben yutamam bunu. Yutamam. Rasim. Oğlan güzel güzel mektepte okuyor. Elimiz ayağımız yerinde hamdolsun. Derssiz tasasız çağımızdayız. Durumumuz iyi. Niye kendi içine ateş düşürüp de hepimizi yakmaya çalışıyorsun ha? Niye? Bu devirde kan gütmek var mı? Hangi zamandayız? Nerede yaşıyoruz? Düşünmez misin Allah aşkına? Mesele bitmiştir. Sus artık. Allah sonumuzu hayretsin. Kaç gibi gelirsin yavrum? Gecikmem anne. Gideceğimiz yerler belli zaten. Tamam. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Annene babana selam söyle. Bir akşam mutlaka bekliyoruz Mehmetciğim, tamam mı? Tamam. Söylerim. İyi günler. Hanım ya. Çayın kalmış mıdır ha? Ben bir bakayım. Sabri, bazen aklıma geliyor. Hani evlerden ırak, şu Rasim delisi diyorum. Lale'ye bir kötülük falan. Yok canım. Vallahi Lale'yle de konuşuyorum hanım. Tedbirli ol, dikkat et falan diye ama. Adam zır deli. Bilmiyorum ki. Şu saadetli günlerimizde. Allah muhafaza. Ulan ne iştir ya? Düz ovada sivri bela. Takıntılı herif. Bunların sülalesi zalimdir zaten, sülalesi. İçimize dert işte. Rahmetli birader bunun korkusundan helak oldu. Şimdi de biz uyku uyuyamıyoruz. Hey Allah'ım ya. Neyse,
Ben çaya bakayım. Burası iyi oldu. Çeşit bakarız en azından. Lale, gözünü seveyim şu ağır mobilyalardan falan seçme. Hiç sevmiyorum öyle evin ortasında eşek ölüsü gibi. Aşk olsun. Benim zevkim o kadar mı Mehmet? Ya değil tabii de kadın milleti belli mi olur? Böyle şeylerde kaybediyorsunuz kendinizi. Öf. Biliyorsun babanın çok kafasına taktığı o meseleyi değil mi? Biliyorum anne. Hı. Bu aslında utanılacak bir şey değil. Korkunç. Hatta ben... Evet anne. Oğlum. Baban sana bu konuda ne derse desin dinleme onu. Asla dediğini yapma. Seni bu kana bulaştırmasına izin verme. Hayır anne. Asla böyle bir şeye bulaşma. Babamın halini ben çirkin buluyorum. Çok çirkin. Babamın o toplu tabancalı heriflerle düşüp kalkması da midemi bulandırıyor. Ne iş be? Herifin dört tahtası birden eksik. Hatta tahta mahta yok bu adamda. Hüh be. Abi bulaşmasaydık şu işe be. Vallahi bu herif parayı yer, sonra bülbül gibi öter. Ne demek lan bulaşmasaydık? Ben Rasim Bey için canımı veririm, canımı. Ya anladık da, bu işin ucu cinayet. Üstelik parayla azmettirip taammüden artı... Yazık değil mi Erdoğan abi? Sus lan yürü. Adam tamam abi. Beklediğimiz kadar maliyetli bile olmayacak bu iş. Rasim abi. Akıllı biri mi? Kim? Kim olacak canım? İşi yapacak olan herif. Ne gezer Rasim Bey? Küp gibi içen hapçının teki. Erdoğan, hiç iz kalmasın. Gerekirse sen bizzat vaziyet et. Merak etme abi. Sen Sabri'yi ortadan kalkmış bil. Sabri değil. Değil mi? Kim peki? Sabri'nin leşi işime yaramaz. Ben nasıl kardeş acısı çektiysem... ...o da öyle acı çekmeli. Ama kızım öyleyse. Kim? Damadı. Damadı mı? Evet. Kız yıkılacak. Mahvedeceksiniz onu. O yıkılınca da... ...Sabri biraz zor ayakta durur. Geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim. Laleciğim. Canım sen misin? Ne haber? İyiyim. Erken çıktım bugün. Bil bakalım nereye geliyorum. Bilmem. Nereye? Sana. Erken çık bugün. Bir yemek yiyelim. Tamam. Ben işlerimi toparlayayım. Ah! Mehmet Bey!
Gerekirse sizi merkeze de çağırırız. Tahkikat sürecek. İzninizle. Hadi biz de kalkalım. Kalkalım. Başınız sağ olsun. Sağ ol. 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 Lale, ona baktın mı? Sakinleştirici yaptılar. Alo. Başın sağ olsun Sabri. Sen? Evet ben. Bu senin işin. Öyle mi dersin? Şerefsiz. Sen şerefsizsin. İstanbul'da 10 milyon adam var Sabri. Benim kardeşimin kanı kimin avucunda? O da meçhul. Manyaksın sen, manyak. Bizim hiç ilgimiz yok o işle. Yok. Yanmak nasılmış Sabri ha? Ben senin... Ben seni tutmayayım. Git teselli et kızını. İğreniyorum. Sen ne diyorsun be? Ben yıllar sonra ilk defa bu gece rahat uyuyacağım. Anladın mı? Rahat. Uyu. Hiç uyanma istersen. Ama o kanlı ellerinle dokunma bize, anladın mı? Dokunma. Bir kere senin kafan az çalışır. Eğer herhangi bir şekilde ötecek olursan, gıkın çıkarsa, ha, bu meseleyi ebediyen unutmazsan... Ha. Evet. Oktay'ın başına kim bilir neler gelir. Sen düşün artık. Oktay mı? Baba, hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Hiçbir şey. O adamla uğraşmanı, onun kanlı eline bulaşmanı. Hiçbir şey istemiyorum baba. Çünkü baba, benim
babamın da onun gibi bir hayvan olmasına dayanamam. Mehmet'e dayandım. Ama buna dayanamam baba. İyi günler. İyi günler. Doktor Lale Hanım'ın odasını soracağım. Sağdaki ilk kapı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ben... Hı hı. Ben Fatma. Rasim'in karısıyım. Ne istiyorsun? Senin acın. Acın büyük ama. Kızım. Ben kendi canımı vermeye hazırım. Rasim de umurumda değil. Ama oğlum, Oktay'ım. Oktay'ım için korkuyorum. Bir bedel istiyorsanız yemin ederim ben hazırım. Yemin ederim. Dışarı çıkın. Hemen. Ben hazırım ama yalvarırım. Oktay. 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 Ona bir şey yapmayın ne olur. Bir daha buraya gelmeyin. Merak etmeyin. Ne ben ne de ailem hayvan değiliz. De geç. Ne oluyor be? Sen alçak bir herifsin. Kilitle şunu arka odaya. Hadi. Hayır, hayır. Hadi dedim. Gıkını çıkaranın anlarım. Çakam yok. Hadi. Hayır, hayır. Hayır. Yürü. Hayır. Sen dur. Çok konuşma. Çık içeri. Hayır. Hadi. Ne oluyor sana Zafer? Bir de soruyorsun ha? Soruyorsun. Hayır! Açın kapıyı! Erdoğan Ergelesi ortalarda yok. Verdiğin 3 kuruş parayı da o olup toz oldu. Mesele paraysa... Para değil. O cellat herif de sağda solda ötmeye başlamış. Hiçbiriniz yoksunuz ortalıkta. Sıkışan benim kuyruğum. Tamam mı? Benim. Oktay! Oktay! Zafer. O silahı koy yerine. Cehennem ol be. Koymayacağım. Pislik herif. Hanginizi öldüreyim şimdi Rasim Efendi he? Seç bakalım. Ama... Seç dedim. Çıkarın beni. Konuşmadığına göre oğlunu seçtin ha? Demek oğlunu seçtin. Ulan sen ne aşağılık herifmişsin be. Oğlunu seçtin ha? Mehmet oğlunu seç. Oğlun öyle mi? Bence hava hoş. Yeah!
Şey, adım Oktay. Sabri Bey'le bir şey konuşmam gerekiyor. Çok önemli. Geç içeri oğlum, geç. Bu babamın. Rasim Gücel'in silahı. Ve dolu. Rasim'in mi? Onu size getirdim. Buradayım. Ben şey... Eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa... Ben hazırım. Alın onu. Ölürken... Yani üstüne silah doğrultulduğunda... Babamın altına işediğini gördüm. Sonra dökülen kanını. Ben hayatım boyunca korkmak istemiyorum. Bunları yaşamak istemiyorum. Nişanlınıza üzüldüm. Ben gerçekten üzüldüm. Evlat. Yedin mi? Hadi bakalım, sofraya geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.